Merhabalar. Dün emekli maaşlarına yapılacaksam açıklanmadan evvel ben bir video çekmiştim. Orada da bir örnekle, bir fıkrayla pardon, fıkrayla biraz kinayeli bir şekilde zammın çok olmayacağını falan anlatmaya çalışmıştım. Gerçi bazı arkadaşlar anlamamış bunu ama o dinlemediklerinden ya da çok da şey etmiyorum, herkesin ne söylersen söyle, anlama şeyle alakalı bir durum var demek ki. Anlama kapasiteleri sıkıntılı e, diyorum. Şimdi dünkü benim kinayeli konuşmam biraz sanki gerçek oldu. Bekledik bekledik yıl sonunda dedim ya orada tüm emeklilerin şimdi kulağı e, gözü televizyonda kulağı e, Cumhurbaşkanı'ndan gelecek sesle diye. Bekledik bekledik sonuçta yüzde beş daha Zam açıklandı. Yüzde beş. Otuz yedi buçuk artı. Beş puan. Beş puan 7500 bin beş yüz lirada ne ediyor? Oturu, üç, dört 400 liraya, liraya yakın bir para ediyor. Bir kilo kıyma parası. Nerede olursan ol. Olur. Yani sen bunu Anadolu'nun herhangi bir şehrinde de olsan herhalde 400'den aşağı değildir. İstanbul'da da olsan dört yüzden aşağı değil. İzmir'de de olsan aynı fiyat Bunu bazıları anlamamış. Diyor ki İstanbul Türkiye şeyin, İstanbul İstanbul Türkiye'nin sınırları içerisinde değil mi? Bilmem ne değil mi falan filan. Neyse ben tekrar <laughs> bu yapılan zamma gene bir e, fıkrayla ya da olup olmadığından ben emin değilim de bir rivayetle cevap vereceğim. Yunus Emre Hacı Veli'ye gider. E, buğday istemek için. Hatta Yunus Emre'nin orada geliş gidiş yolları üzerinde şeyi de vardır. Hacı Bektaş'la Ortaköy'ün Sarıgaraman ilçesi arasında bir tepe vardır. Ziyaret Tepesi derdik biz eskiden oralara. E orada yatır olduğu söylenirdi. Mezarlar yatır olduğu söylenirdi. Sonra Ortaköy Belediyesi'nin sınırlar içerisinde kalır bu. Niğde Ortaköy Belediyesi'nin. Belediye sonra buralar çevirdi. Yunus Emre'nin dedi mezarı burada. Dolayısıyla orayı bir ziyaret e, merkeze haline getirdi. Yunus Emre'nin de mezarının orada olduğu e, Ortaköy Belediyesi'nce iddia edildi. Gerçi Yunus Emre'nin mezarı e, Türkiye'de herhalde benim bildiğim kadarıyla 12 yerde falan var. 12 yerde var. Eskişehir'de var. İşte bizim e, o şey Ortaköy'ün sınırlar içerisinde Sarıgaraman'da var. Nallıhan'da var. Ben en azından 3 yeri kesin biliyorum da okuduğum bir 12 yer var. Neyse tekrar ben e, fıkraya geleyim ya da rivayete geleyim. Gelirken de, de alış getirir. Oralarda alış da vardı eskiden. Alış getirir Hacı Bektaş Veli'ye hediye diye. Hediyesini verir Hacı Bektaş Veli ziyaretinin sebebini sorunca ben der halkım aç e, siz de buğday olduğunu ben duydum. Bana der buğday verin. Hacı Bektaş Veli'yi Bakar, dinler. Ben sana der, nefes vereyim. Ben de nefese ne yapayım? Bana der, buğday lazım der. Ben yalnız değilim ki arkada demişmiş halk var. Kendi halkım var, onların buğdaya ihtiyacı var. Bana siz buğday verin der. Hacı Bektaşi Veli bir daha tekrarlar. Ben sana der, nefes vereyim. Yok der, kabul etmeyince Hacı Bektaşi Veli'yi daha defa çok ısrar eder, çağırır ambar görevlilerini. Ee, Yunus'un der heybesine, torbasına, arabasına istediği kadar alabildiği, götürebildiği kadar buğday doldurumdur. Yunus Emre alır buğdayları tam o şeyi geçtikten sonra kahraman sınırını geçtikten sonra oradan herhalde şeye gidiyor. Yani bu rivayetin e, gerçekliği ya da o bir bağlantılı anlattığına göre herhalde Eskişehir'e doğru gidiyor. Eskişehir'de de var mezarı yolda pişman olur. Ya der ben ne yaptım? Keşke der nefes alsaydım. Buğday der bir seferde e, vararsın yenilir içilir biter. Nefes de öyle değildi halbuki. Ben nefes alsaydım falan ikircikte kalır. Neyse buğdayları götürür. Sonradan da geri tekrar gelir nefes almaya geldim der. E, o sırada e, Yunus Emre e, şey der ki Hacı Bektaş Veli'ye Senden evvel der taptık emre geldi, ben nefes ona verdim, sen şimdi gidip onun yanındadır, çırak duracaksın, o sana nefes verecek. Böyle bir rivayet var. Şimdi gelelim, bunu nereye bağlamak istiyorum? Şimdi biz iktidardan buğday istedik, o ben size nefes vereyim dedi, biz buğday istedik. O gene ben size nefes vereyim dedi, vermedi istediğimiz buğday. sonuçta nefes verdi. Ne dedi? Bu seneye dedi emekliler yılı ilan ediyorum. Eee sizi de onur ediyorum. Bundan dedi e, e, kutlu olsun bundan dedi biraz sevinin. Bak dedi sizin ne güzel e, e, sıfat verdim emekliler yılı dolayısıyla. Gelecek sene dedi belki ürün çok olursa size buğday da veririm. Bu şu da mi anlama geliyor? Bu sene nefes verdiyse biz o nefesinden artık biraz daha güçlenir kendimize geliriz. Belki de e, kendimizi de hayatı da yönetimi de Türkiye'nin yapısında sorgulamaya başlarız. Eğer sorgulayacak kadar şey varsa ki var olduğunu ben biliyorum. Türk insanı Atatürk de demiş ya Türk insanı zekidir. Türk insanı çalışkandır. Ancak beyni blok altındadır biraz. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen beyinleriniz belki ee, nefesle açılır. Ee, çok biz biraz da şeyle bakliyet ve un işleriyle çok beslenen bir toplumuz. aklımız hamurun altında kalmasın yine. Ee, nefesle e, beyinlerimiz açılırsa sorgularız gelecek seneye. İnşallah e, daha iyi günlere daha mutlu yarınlara ulaşırız. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.